bu 50 günlük süre içinde poşetleriyle gelip meydanları temizleyen siz değerli milletimiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Ve son günü yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum. Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz. Erdoğan'ın valisi değil. Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı ve TRT, sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda bedava kek değil, aş diyen, ekmek diyen, iş diyen bir cumhurbaşkanı. Size söz veriyorum. İlk 7 gün içinde başlayıp 100 gün içinde bitireceklerim. 500 günde yapacaklarım, 5 yılda yapacaklarım, her birini tek tek anlatıyorum. Ve bunları yaparken size dedim ki, bugün formalarınızla gelin. Ne de iyi yaptınız. Beşiktaşlıyla Galatasaraylı kol kola, Trabzonsporluyla Fenerbahçeli kol kola, Bursa sporluyla Yalova sporlu kol kola. Ne iyi yaptınız. İşte böyle bir Türkiye olacak. Böyle bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Ben de sizinle gurur duyuyorum. 5 milyonla gurur duyuyorum. 81 milyonla gurur duyuyorum. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle
Cumhurbaşkanı olduğumda Allah'ın izni, milletin isteğiyle PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi veya benzeri örgütlerle amansız bir mücadele edeceğiz. Atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. Ve 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek. Spordan siyaseti arındıracağız. Futbol takımlarının seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeye kalkmayacağım. Ve hemen PASO ligi kaldıracağım. Hemen. Yargı bağımsız ve tarafsız bir yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. Yargı bağımsız olmadan ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesi için tencereye dert değil et girmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız, yargıdan. 'Doktor arkadaşlar, geliyor. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. 100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Size söz veriyorum, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Söz, namus sözü, şeref sözü. Başkalarının telefonlarını dinleyip hakimlerin üçte biri FETÖ'cü. Niye o zaman hukuk fakültelerini kapamadınız? Böyle bir uygulama yanlıştır. Askeri okulları, başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere hemen açacağım. Hemen. Medya. Yalaka medya. Yandaş medya. Hemen. Medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Kamuda yükselme, müdür olma, kaymakam olma, genel müdür olma, müsteşar olma, objektif ölçüleri olacak. Kimsenin etnisitesine bakılmayacak. Kimsenin mezhebine bakılmayacak. Kimsenin cinsiyetine bakılmayacak. Başı açık, başı kapalı bakılmayacak. Kadın erkek bakılmayacak. Başörtülü kardeşim, bu yalancılara bakmasan, kendileri afiş yaptırıyor, altına CHP yazıyor, başörtüsünü kaldıracağım diyor. Bunlar ahlaksız, bunlar namussuz, bunlar şerefsiz. Sana söz veriyorum, başörtüsünü ister evinde tak,
İster okulda tak, ister sokakta tak, ister devlet dairesinde tak. Benim böyle bir sorunum yok ve hiç olmadı zaten. Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim.